Evet, 31 Mart seçimi geride kaldı tabii ki. Ama 31 Mart seçimlerinin geride kalması demek sorunların da bitmesi demek değildir. Evet, 31 Mart'ta bütün zorluklara rağmen, bütün karşı düşmanca faaliyetlere rağmen, taşma oya rağmen yine kayyum zihniyetinin dışarıdan yüze yakın mafyavari, çetevari insanları getirip burada halkın iradesini gasp etme yaklaşımlarına rağmen 31 Mart'ta halkımız demden taraf tavrını koydu, bizlere bu görevi verdi. Evet. Geriye şu kaldı Halfet'te. Halfet'i de ciddi anlamda husumet bıraktı. Halkları ötekileştirdi. Yine bütün halkların arezisini, merasını peşkeş çekti. Aynı zamanda Halfet'i halkının bir arada yaşam arzusunu zayıflattı. Ve bunlarla yetmezmiş gibi Halfet'i de birçok hazine arasını belediyenin üzerine geçirdi, parselasyon yaptı ve bu yapmış olduğu parselasyonla yapmış olduğu arsaları mesela önümüzde 438 taşınmaz arsanın kaydı var. Fakat bu daha çoktur. Bu 438 arsayı taşınmazı 588 milyona değer olarak satmış durumda. Fakat bu 588 milyon nerede bilinmiyor. Sonuç itibariyle bize şu anda Halfet'te toplam borç olarak 460 milyon 602 bin 277 TL borç bırakmış durumda. Yani son bir yıl içerisinde satılan arsalar. Fakat burada satılan arsaların nereye harcandığı meçhul. Biz şunu, yani burada bir yatırım olur dersin içine, şöyle bir yatırım yaptım, bunu harcadım. Öyle bir yatırım yok. Yapılan birkaç, örneğin diyelim ki ne sahil yolu var. Bu zaten hibeyle yapılıyor. Havuz var, havuz kompleksi var. Bu da hibeyle yapılıyor. Yani somut olarak ben Halfeti'de bu kadar arsa sattım. Bunu belediyeye kazandırdım. Belediyenin bütçesi şu kadar oldu. Bu belediyenin bütçesini halk için bazı şu tesisleri yaptım. Bu şu kurumları inşa ettim diyebilecek. Onun harcadığını gösterebilecek hiçbir şey yoktur. Ve yapılan bazı kurumlar var. Onlar da tamamıyla hibe olarak gelen şeylerdir. Hibeden karşılanmış. Kendisinin şu anda yapmış olduğu bize 460.601.277 TL borç bırakmış. Bu borcun özellikle ifade edelim. Yani bizim sosyal güvenlik kurumuna, İller Bankası'na, vergi dairesine olan zaten borç, ödenmesi gereken borç, fiil olarak, resmi olarak görülen borç. Fakat bunun karşısında piyasa, yani firmalara, tek tek bireylere, bazı marketlere hizmet aldıkları yerler var. Bunlara aşağı yukarı 283 milyon borcu var. Aynı zamanda da kayda girmemiş. Yani normalde kamuda kayda, her şey kayda girmesi gerekir. Fakat aşağı yukarı kayda girmemiş 55 milyon 803 TL'lik de kayda girmemiş bir şey var, borç var. Bu borcu biz nasıl şey yapabiliriz, kayda girmemiş borcu? Yani şimdi diyelim ki ne, bugün birisi dışarıda geçmişe dönük bir fatura keserse biz bunun doğru veya yanlış olduğunu nasıl tespit edeceğiz? Bize ne hizmet satmış, ne mal satmış? Bunun tabii ki de tespitini yapacağız. Bu konuda şişirilmiş faturalar, sahte faturaları tespit edip bu mevcut durumda bu borcun kaynağını deşifre edeceğiz. Bu hırsızlık kaynağını deşifre edeceğiz. Halfeti halkının değerini, malını, mülkünü çarçur eden anlayışı önce halkımıza teşhir edeceğiz. Sonra da hukuksal anlamda bunun hesabını soracağız. Biz DEM Parti belediye başkan eş başkanları adaydık ve seçildik ama seçildiğimizden bu tarafa biz burada sadece hırsızlık yapmayan,
rantçılık yapmayan, halkın değerlerine düşmanca saldırmayanların haricinde herkesin belediye eş başkanı olacağız. Bu kapı herkese açık olacak. Her şeyden önce kayyum zihniyetinin bırakmış olduğu toplumda ötekileştiren anlayışı ortadan kaldırmak için biz halkımızın ortak yaşam zeminini güçlendireceğiz. Yine gençlik için özellikle yurt dışına giden, akın akın giden gençlerimiz var. Bu gençlerimiz sadece ekonomik amaçlarla gitmiyor. Ekonomik bazı sebepler olmasıyla birlikte esas olarak gençlerimiz gerçekten burada kendini ifade edebilecek zemin yoktur. Bir sosyal bir donatı yoktur. Kültürel, sosyal uğraşabilecek, gençliğin uğraşabileceği bir zemin yoktur. Bu anlamda aynı zamanda gençliğimizin ekonomik ihtiyaçlarını, ekonomik bazı iş giderlerini, işsizliği ortaya kaldırmak için bazı projelerimiz de olacak. Orta ölçekli atölyeler olacak. En azından istihdam alanı yaratmak için. Yine burada biz turizm konusunda da bölgede sadece slow city olarak görülen yer Halfeti'dir. Bu slow city kriterlerine göre orada turizme ilişkin uzman kadrolarımıza, uzman bazı bu projelere haiz olan kişilerle fikir alışverişi içerisinde turizme yönelik bazı girişimlerimiz, bazı yatırımlarımız, bazı iyileştirmelerimiz olacak. Yani insanlarımız geldiğinde hemen gelip geri dönmesin, geldiklerinde 2 gün, 3 gün kalabilecek imkan sağlansın, Halfeti'nin güzelliklerini, Halfeti'nin sessizliğinden yararlansın ve memnun şekilde gidebilmesi için ortam sağlama konusunda girişimlerimiz olacak. Burada biz seçim sonrasında şunu gördük, ciddi anlamda burada yaşayan halklarda, esnafımızda, memurumuzda, hatta devlet memurlarında bile, devlet kurumlarında bile bir rahatlamayı gördük. Yani böyle bir bu kayyumcu zihniyet öyle bir insanlara korku atmosferi yaymış ki herkes bir anlamda böyle pusmuş, sinmiş ve bunun gitmesiyle beraber, demin kazanmasıyla beraber bizim kazanmamızla birlikte halkta bir rahatlama, bir nefes alma, güler yüzün ortaya çıktığını gördük. Bu güler yüzün devamlılığı için elimizde gelen ekonomik anlamda olsun, sosyal anlamda olsun, kültürel anlamda olsun, turistik anlamda olsun, genç, kadın, herkesi rahatlatabilecek yaşam koşullarını daha iyi zeminde yapabilmelerini sağlayabilecek bizim sorumluluğumuz çerçevesinde, gücümüz çerçevesinde olabilecek her şeyi halkımızın, kamuoyunun yararına olan her şeyi yapmak konusunda biz gece gündüz çalışacağız. Bunun halkımıza sözünü verebiliriz.